araçlara gelen fahiş zamları önlemek için 6000 kilometre 6 ay kuralı getirilmişti ama çare olmayınca otogalericiler zor duruma düştü. Satacak araç bulamıyoruz diyorlar ve çözüm istiyorlar. Her hafta araçların fiyatları artıyor. Biz bulamıyorsak kimse bulamıyordur. Fiyat arttıkça arttı. 6000 kilometre 6 ay kuralı da çare olmadı. Otogalericiler darboğaza girdi. İkinci el otomobil piyasası şu anda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bizim ayda 25-30 araba satmamız gerekirken şu anda ayda 3-4 araba ancak satıyoruz. İkinci el araç piyasasında fiyatlar her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca otogalericiler de sattıkları araçların yerine yenisini koymakta zorlanıyor. Bir hafta bekledikten sonra 20 bin lira, 30 bin lira fiyatlar artıyor. Şahıslar bayiden sıfır araba alıp ilana koyup satabiliyor. Ama ikinci el otomobil firması bayiden sıfır araba alıp ilana koyamıyor. Sıfır kilometre araçlara getirilen 6 ay 6000 kilometre şartı da beklenen etkiyi yaratamadı. 6 ay arabayı da bekletiyor, stok yapıyor ya da 6000 kilometre yol yapıyor, 6000 kilometre sonra satmaya çalışıyor. Bizim araç bulmamız zaten zordu, daha da zorlaştı. Tüm bunlar ikinci el otomobil satan bazı galerileri kapanma noktasına getirdi. Araba bulamayınca satacak bir malınız yoksa neyi bekleyeceksiniz? Tabii ki kapatanlar oldu. 15-20 otomobille olanlar gerekli pozisyonları alamadığı için şu anda sıkıntı yaşıyorlar. Böyle de devam ederse zaten galericilerin artık iş yapması zorlaşacak. İkinci el piyasasının yeniden canlanması için galericiler isteklerini sıraladı. Devletin bize bir kolaylık sağlayıp yasada bize de bir yer vermesi lazım. Sadece kredilerin açılması, faiz oranlarının düşmesiyle bu iş tekrar canlanabilir. Kişisel olarak mükellef olmayan kişilerin ciddi anlamda araştırılmasını talep ediyoruz.